Bir ses duydum İsmail abi diye. Böyle rock diye döndüm. Onu böyle gördüm, tut beni diye kendini böyle bıraktı. Ayağı boşaldı. Tam tutarken benim de ayağım berkilince tutamadım ben. Kaçtı elimden, kafasını galiba kaldırıma vururken at mı geçiyormuş ne? Hayvan istemeden köpek saldırınca böyle ayağı böyle vuruyor, kafasına at vurdu. Ne anlatıyorsun ya? Bu bahane nereden çıktı? 3 ay ömrüm kaldı dedi. Ama dedi insan dedi kendi kendini tedavi eder dedi. İnsan dedi eğer dedi kendi kendini böyle dedi işine gücüne verirse dedi mutluluktan tedavi. Belki dedi 4-5 ay daha fazla yaşarsın bir işe girersen dedi. Yarın başlayayım mı ben işe 4-5 ay daha uzasın benim yaşamım. Babam da benim peşime dedem mi takmış? Bu ne saçma bir adam ya. Kimmiş o saçma adam? Bu kadar saçma bir şey olur mu baba ya? Gelmiş diyor ki bana burada diyor ben oturmayayım diyor kalkayım gideyim de diyor. Size rahatsızlık vermeyeyim diyor. Oturun yalnız yalnız kalın diyor. Yaşlı başlı adam. Giderken yolda ölecek ya. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Otur dedim ben de. Hayır. Kimi nasıl desem falan ama yani. Tabii. Şaka yapmış bunlar. Anlamsız yere şaka yapmışlar. O kadar gereksiz ki. Davetiye yazmışlar. Ama yani şu anlatmak zorundayım. Kusura bakma ya. İsmail abi. Getiriyorum. Ya Mecnun ne buraya. Yapıyorsun oğlum sen? Ne anlatıyorsun? Niye öyle şeyler söylüyorsun? Aa ne kadar ayıp. Bir de bana saldırıyorlar ya. Ne oluyor oğlum burada? Hayır abi. Hayır mı? Yok. Yok mu? Şöyle oğlum nasıl girdiniz dükkanınıza? Abi ne alakası var Allah aşkına? Olur mu ya? Lütfen. Bazı şeyler vardır hayatta. Onlar izah edilemez. Tamam mı? Olmuştur, oldu. Oldu bitti olması gerekiyordu. Öyle oldu abi. Öyle oldu. Evet abi. Ben yiyemez. Yiyemez. Yemedim. İsmail. He. Hani sen geçen gün gelmiş. Bana Erdal abi taze çay var mı demiştin de ben de var demiştim ya. Evet dedim. O çay taze değildi arkadaş. Yuh ama Erdal abi ya. Yuh o suratına, bıyıklarına yuh olsun senin. Erdal abinin yeni dükkanında bulduk. Evet. Doktor da zehirlenmiş deyince Melih. Bunlar da beni gaza getirdiler mi hemen? Hemen insan gaza getirilir mi bu şekilde? İskender amca diyorlar. Keki zehir katmışmış da. El kadar çocuğu zehirlemişmiş de. Bak dedim ya. Ben dedim bu adamın çocuğuyum dedim. Bana anlatılacak şey mi dedim ya. Kötü arkadaş işte bu şekilde oluyor demek ki. Ama sorun sende değil. Sorun sende de değil. Yani sende de değil. Sende... Sorun sizde değil, sorun bende. Yani siz beni hak etmiyorsunuz. Daha iyilerini hak ediyorsunuz. Yani tamam sonuçta benden daha iyisini bulamayacaksınız biliyorum evet ama... En azından aramanız lazım. Artık bu yolculuğa çıkın. Ha, ben miyim o? Kim o ya? O biraz beni andırıyor gibi ama yani... Tulumdan mı şey yaptın acaba sen kim? Tulum varsa benim. Tulum varsa benim. Tabii tabii benim o. Tulum var abi baksana benim duruşumdan benim. Onda da tulum var. Hı. Benim, ikisi de benim onların. İkisi de mi sensin? He. İkisi de sen mi oluyorsun onların? İkisi de benim. Niye öyle oluyor? Ben baba oluyorum yeni ya. Konuşmasak olmaz mı? Hem ben Erdal değilim ki. Erdal o daha şişmancı olan var ya. Hani böyle huysuz, sinirli. Evi de var şurada. Tarif edebilir mi istiyorsanız? Beni vurmayın. Ben mahalle bakkalınız Erdal. Geçen gün aldığınız yumurtalar günlük değildi. Onu söylemeye geldim. Özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Dün gitmek zorunda kaldım. Hastaneye gittim. Tahlillerimi almaya. Doktorlar 3 aylık ömrüm kaldı dediler. Gerçi bunu söylemeyecektim ama demek ki şu 3 günlük ömrümde ayağımı bir topa vurmadan gitmek de varmış. Canı sağ olsun. Allah'a ısmarladık. Eyvallah. Ne? Babam mı ölmüş? Babam mı ölmüş yine? Tamam hemen geliyorum. Tamam hemen geliyorum. Leyla babam ölmüş ya. Hiç mi olmadı? Yemedin mi? Bu pastanın yarısı yemiş ayol. Ha, ben mi yedim bir ara pastanın yarısını? Hemen niye bilip bilmeden iftira yapıştırıyorsun teyze? Hiç yakışıyor mu sana? Bak bardağın da yarısı boş. Yarısı boş değil işte o bardağın. O bardağın yarısı dolu. Hayata bu kadar karamsar bakmayın ya. Biraz pozitif olun. Hadi afiyet olsun. Geçen gün bozuk para yok diye ben size sakız vermiştim ya para üstü olarak. Yalan söyledim. Bozuk para vardı. Ben sakızlar satılmıyor diye böyle bir şey yaptım. Lütfen beni affet. Özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sen bizi ekip falan mı sandın? Değil miyiz? Ah be güzelim. Bak senin hayal kırıklığına uğratmak istemem ama... Öyle bir şey yok delikanlı. Ben sadece haritayı alabilmek için seni kullandım. Hepsi bu. Ha sen beni kullandın bir mendil gibi kenara attın. Aynen.
Aa, bir de şöyle bak, sonuçta ben hani verdiğim sözleri tutsam kötü bir insan olamam, öyle değil mi? Efendim İsmet abi. İsmet mi abi? İsmet abi kim ya? İsmet abi. Yavuz. Abim. Sonra konuşalım mı İsmet abim? Sonra konuşalım. Ben seni müsait bir zamanda arayayım. Şimdi müsait değilim ben. Tamam, hadi. Ben de senin telefonunu sakın açma diye kaydedeceğim, ona göre. İsmetçim, sonra konuşalım mı? İsmetçim. Sonra konuşalım İsmetçim, hadi. Eylül! 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 Babam öldü! Ne? Öldü babam. İskender amca mı öldü? Sen ne yapıyorsun burada? Derse mi başladın burada? Ah anacığım, uyandırdın mı? Yok çocuğum, siz nezarethanedeyken ben uyurmam hiç. Ya bırak Allah aşkına, geldiğimde horlu horlu uyuyordun ya, gözünü açamıyorsun hala. Allah Allah. Hadi kasadan uzak dur. Ha diyorsun, hep diyorsun. Hep diyorum, evet. Aslında kasa boş, içinde para yok. Biz dükkanı açarken yazar kasayı koyduk mecburen. Ben onu açmasını kapamasını dahi bilmiyorum. Hakikat mi ya? Evet. Ben işte tatlı yoktu, tatlı almaya çıktım. Ha tatlı alıp geleceğim. Ha. Çıkmışken Osmanlı tatlısı, saray tatlısı alayım dedim. Tatlı alıp geleceğim. Tam çok uzatmadın o zaman. Tamam oldu. Görüşürüz, bay. Dalga geçen olursa kapıyı açmıyorum yani, o kadar netim. Sana da söyledim ya canım günler öncesinde. Bak sakın hatırlamıyorum deme bana. Ah, yok, yok artık bak. Oha! Nasıl be? Hatırlamaz mıyım ya? Bunak mıyım ben? Ben bunadım mı ya? E tamam. Aşk olsun ya. İyi hadi o zaman hadi. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Benim çocuğum hasta ya. 3 aylık ömrü kaldı. Ben bu çeki onun tedavisi için şey yaptım ya. Yoksa ne yapayım ben senin kirli paranı? Hasta mı gerçekten? Olsa verecek misin parayı? Vermezdim. Ya ama ya! 2 saat niye oyalıyorsun adamı? Oho! Bak baştan söyle abiciğim bunları. İskender amca falan ölmedi değil mi? Seni Yavuz getirtti buraya. Aa. O şu anda sahilde bekliyor da kendisi. Dedi bir şekilde ikna edebilirsen Eylül dedi. Ha. Ay ha. Sen de bula bula bu bahaneyi buldun. Sevmedin mi? Hiç hoşuna gitmedin mi? Daha güzel bahanem vardı mesela şey... Yangın, evin yanıyor! Mesela bence daha iyi. Vallahi. Düşündüm biliyor musun? Aynı şeyi düşündüm. Geçen gün aldığınız çikolatalar fıstıklı değil. Fındıklıydı. Size yalan söyledim. Yalan söyledim ama mecburdum. Lütfen beni affedin. Hakkınızı helal edin çocuklar. Ya ben arada böyle kendime çiçek alarak böyle şeyler yaparak kendimi şımartıyorum. Kendini şımartıyorsun. Ha. Evladımla mı konuşsam biraz daha acaba? Hadi ben kaçtım. Nereye kaçtın sen? Şimdi başka biri varsa da başka biri var. Bunu problem etmiyoruz. Dünyanın sonu değil. Ben kaçtım. İlk buluşmamız, ilk el ele tutuşmamız, ilk sarı... İlk derbi ne zaman İsmet abi? Ha abim, o maça bir gidelim be. Vallahi o maça gidelim. O maça gidelim, ses tellerim kaşınıyor vallahi. Ha, de İsmet abim, güzel abim. Bu bir işler çeviriyor. Oo, vallahi acayip güzel bir şey buldum, yemin ediyorum ya. Versene bir ver. Bir bıraksana sen bir dakika, attın. Sen onu oradan attın, ben gördüm, ben aldım, benim bu. Oğlum ben atmadım, düşürdüm. Sen attın, elinle attın, yalan söyleme. Abi, tükürürüm bak vallahi, ondan sonra haram zıkkım ederim bak. Tamam, ben sana ayna, ayna derim, ayna derim, hepsi geri döner. Biz maça gitmiyor muyduk? Babacığım, şimdi şey, dedim çok kalabalık şey yapacağız. Yani maça gideceğiz, bir sürü dedeler var yanımızda, yaşlı yaşlı insanlar. Gidecek, telep olacaklar orada, ziyan olacak yazık adamlar, ölecek kalacaklar. Dedim en güzel gitmeyelim. Leyla da dedi ki böyle yemek yaptım dedi, fazla fazla yaptım dedi. Gelirseniz dedi, siz de güzel ondan şey yaparsınız dedi, faydalanırsınız dedi. O sebeple babacığım. Hani sen de geçen gün gelmiştin, 250 gram tam yağlı beyaz peynir var mı demiştin. Hatırlamıyorum, evet. O peynir tam yağlı değildi. Pis. Hepinize çok özür diliyorum arkadaşlarım. Hala market mi diyorsun bana? Yalan mı söyleyeyim Erdem? Yalan söyle bana İskender. Yalan söyle. Marketten çıkınca yolunu değiştir. Beni aldatıyorsan bile benim haberim olmasın İskender. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim Erdem. Sana söylediği her şey yalandı. Bu börekler, dolmalar, hiçbirini kendi yapmadı, hepsini mahalleli yaptı. Sen hala insanların iyi olduğuna inanan bir aptal olarak yaşamana devam et. İnsanlara güvenilmez. İnsanlar yalancıdır. Sen bu aptallığını da her zaman kaybedeceksin. Yalan ediyorsa yalan, yalan.
dediyse, ne duyduysan yalan.